Kıymetli arkadaşlar, Paraf Akademi'ye ve AYT Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sığaçlar. Bugünkü dersimizde sığaçların temel özelliklerini öğreniyoruz, bol bol soru çözerek pekiştiriyoruz, fiziksel düşünce gücümüzü artırıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizde sığa, sığaçlar veya eski adıyla kondansatörler olan konuyu beraberce işleyeceğiz. Şimdi bunun bir takım formülleri var. Onlara geçmeden önce bu sığa, sığaç ve kondansatör ne işe yarar? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Bir defa gösterimi şekilde de gördüğünüz gibi paralel iki tane levha şeklinde gösteriliyor. Ne işe yaradığını şöyle söylemek istiyorum. Bu bizim kondansatörümüz. C ile gösteriyorum. Ben bunu bir üretece bağlarsam bir ucu artı bir ucu eksi olan. Şimdi ne olacak? Beraberce bakalım. Artı yükler buraya toplanacak. Eksi yükler buraya toplanacak. Bu hale biz kondansatörün dolduğu hal diyoruz. Şu anda kondansatörümüz dolu. Daha sonra ben eğer silgiyle yapıyorum. Şu üretici ortadan kaldırırsam. Kaldırdığım zaman bu kondansatör dolu olarak böyle duracaktır. Peki bu ne işe yarar? Doldurduk kondansatörü. Ben daha sonra mesela şöyle bir lamba bağlarsam, şunu lamba kabul edeyim, şöyle bu kondansatöre, bu artılar eksiler bir tarafa doğru hareket edeceği için bu lambanın üzerinden elektrik yükleri geçecek ve bu lamba yanacak. Hocam sürekli mi yanacak? Hayır. Bu yükler çok hızlı bir şekilde e, hareket edecek ve lamba bir anda yanacak sonra tekrar sönecek. Peki o zaman neymiş bunun görevi? Görevini bir toparlayalım. Elektrik yüklerini depolayan, depoladıktan sonra başka bir amaç için kullanmamızı sağlayan aletlere biz kondansatör diyoruz veya sıç diyoruz. Peki ne kadar bir elektrik yükü depolayabilir? Bu kondansatörün fiziksel özelliklerine bağlıdır. Kondansatör bir levhadır. Levha olduğu için levhanın boyutlarıyla levhaların arasındaki mesafeye bağlıdır. Kondansatörün depolayabildiği bu yük miktarına biz sığaç diyoruz. Sığa kondansatörün kapasitesi sığası diyoruz. Şimdi bunun formüllerine beraberce bakalım. Şimdi şurada iki tane koyu sarıyla görülen levha. Aradaki açık sarıyla görülen şu bölge bir yalıtkan. Yalıtkan ne yani hocam yalıtkan derken? Mesela bu hava olabilir. İki tane levhayı böyle getiririm. Arası hava olabilir. Araya bir kağıt parçası koyup yapıştırabilirsiniz. Kağıt parçası da yalıtkandır. Veya bir plastik koyabiliriz. İletken koymayacağız. Arada mutlaka yalıtkan ve iki tane paralel levha olacak. Şimdi bu levhanın alanına A dersem levha ne kadar büyükse toparlayacağı yük miktarı o kadar büyüktür. Dolayısıyla sığası o kadar büyüktür. O zaman diyorum ki sığa eşittir levhanın alanı ile orantılı. Peki levhalar birbirlerine yakınsa artılar eksiler birbirlerini çok çekecekleri için daha fazla yük toplarlar. Uzaklıkla ters orantılı. Yakın olduğu zaman kondansörün sığası daha büyük oluyor. Bir de kıymetli arkadaşlar E dediğimiz, epsilon dediğimiz veya bazı kaynak kaynaklarda e, 0 dediğimiz aradaki maddenin dielektrik kat sayısına bağlı. Bu maddeden maddeye değişiyor. Hava olursa başka bir şey. Bu yalıtkan olacaktı hatırlarsanız. efendim kağıt olursa farklı bir şey. Plastik olursa farklı bir kat sayısı. Buradaki E 0 dielektrik kat sayısı. Peki ne kadar yük toplar? Bunu veren ifade nedir? Şimdi elimizde bir kondansatörümüz var. Biz Sihası C. ben bunu üretece bağladığım zaman buradaki artılar sol tarafa, eksiler sağ tarafa doğru hareket edecek, geçecek ve bu kondansör yüklenmiş olacak. Bu yüklenme miktarı Q dediğimiz şey C ile ve üreticinin voltajıyla orantılı. Q eşittir V çarpı C. Bu kadar yük toplanır. Ne kadar voltaj büyükse yüklenen, toplanan yük miktarı da o kadar fazla olacak. Bir de bir kondansatörün yüküne karşılık potansiyel grafiği çizersek bu grafiğin eğimi bize bu kondansatörün sığasını verir. Neden? Formüle baktığımız zaman Q eşittir. V çarpı C. Buradan C'yi kenara aldığım zaman yani her tarafı V'ye böldüğüm zaman Q veli V olur. Arkadaşlar yük burada potansiyel fark buradaysa bu bölme demek buradaki tanjant demektir. Yani eğim demektir. Buradaki eğim de bize C yani sığayı verir. Arkadaşlar kondansörde yük toplanıyorsa aynı zamanda bu enerji demektir. Enerji toplanıyor demektir. Kondansatörde toplanan enerjiyi veren ifademiz. Ben ilk önce bunu yazmak istiyorum. 1 bölü 2 C V kare. Burası voltaj. Sanki kinetik enerjideki alakası yok ama yapı olarak birbirine benziyor. Kinetik enerjideki 1 bölü 2 M V kare gibi. 1 bölü 2 C V kare. Buradaki C sıha V de voltaj. Burada şöyle bir durum var. 1 bölü 2 C çarpı V çarpı V şeklinde yazarsak V kareyi şu kısım Q olmuyor mu arkadaşlar? Q eşittir V C idi. O zaman bu kısma Q yazarsam Q çarpı V bölü 2. Bu da bize yine kondansörde toplanan enerjiyi verir. Peki Buradaki V yerine, şuradaki V yerine bu da bir ifademiz. Şuradan devam edeyim. Enerjiyi ben Q çarpı V bölü 2 buldum ya. Burada Q eşittir V çarpı C ilk bildiğim, bulduğum formülümüz vardı. Buradaki V'yi götürür. Burada yerine yazarsak V dediğim şey nedir? Q bölü C'dir. O zaman enerji ne olur? Q çarpı V yerine Q bölü C yazarsam altta da bir tane 2 var. Dolayısıyla enerjimiz Q kare bölü 2C olur. O zaman kondansördeki enerjimiz 1 bölü 2 cv kare buradan bulabiliriz. İstersek 1 bölü 2 qv buradan da bulabiliriz. İstersek q kare bölü 2C ifadesinden de kondansörde topların enerjiyi bulabiliriz. Hemen örneklerimize geçiyoruz. İlk örneğimiz sığası C olan bir düzlem sığacın levhaları arasındaki uzaklık iki katına çıkartılıp yüzey yalan yarıya indiriliyor. Buna göre sığacın yeni sığa değeri nedir? Önce sığacın formülünü yazalım, hem hatırlamış olalım. E veya E0 kaynaklar o şekilde de yazabilir. a bölü de. Şimdi ne yapıyor? Levhalar arasındaki uzaklık iki katına çık. D 2 katına çıkarsa C yarıya iner. Bunu bileceğiz. Peki yüze alanı ne yapıyormuş? Yüze alanı şuradaki alanı da yarıya indiriyormuş. Alan yarıya inerse orantılı olduğu için bu tekrar yarıya iner. Yarıya indi bir daha yarıya indi. Dolayısıyla dörtte birine inmiş olur. Diğer bir sorumuz yük miktarı potansiyel fark grafiği verilmiş, bunların sığalarının oranlarını bizden istiyor. Arkadaşlar burada şu alttaki değerlere 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi, şuralarda yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi değerler yazabilirsiniz. Herhangi bir noktaya bakalım. K için mesela şu noktaya bakalım. Q eşittir v çarpı c'den. Aslında burada bunların eğimi direkt bize sığayı verir. Ama yani eğimle uğraşmak istemiyorsak eğer böyle rakamsal değerler vererek de bunu bulabiliriz. İşte burada baktığımız zaman yükü 2 iken potansiyel farkı kaçmış? K'nın 1'miş. Yükü 2 iken potansiyel farkı 1'miş. Burası da C, K olacak. Peki L'ye bakalım. Onun için renk değiştirelim karışmasın. Herhangi bir noktaya bakalım. Mesela şuraya bakalım. Sola gelelim. Yükü 4 iken potansiyel farkı da 4'müş. Yükü 4 iken potansiyel farkı da 4. Burası da C ile. Oranlarını soruyor. Böldüğümüz zaman şu dörtler gider. birin zaten burada kıymeti yok. CK bölü CL oranı 2 çıkar. Cevabımız B seçeneği. Yeni bir sorumuz. Sığası C olan paralel iletken 2 levha bir üretece bağlı iken biriken yük miktarı Q bu. Sığacı 4C olan iletken 2 levha aynı üretece bağlandığında biriken yük miktarı Q2 oluyormuş. Önce bağlantımızı bilmemiz lazım. Yük miktarını veren Q'yu veren bağlantımız Q eşittir VC idi. Bu ana bağlantımız duruyor. Şimdi burada soruya bakalım. 2 tane kondansör var. bir tane tanesinin sığası C, diğerinin sığası 4C. Peki bunlar aynı üretece mi bağlanıyor? Farklı farklı üretece mi bağlanıyor? Bakalım aynı üretece bağlanıyor ikisi de. O zaman birincisi için yazacağım. Q1 eşittir. V çarpı sığası C'ymiş. Q2 eşittir. O da V aynı üretece bağlandığı için unutmuyoruz. Burası 4C'ymiş. Bunları birbirlerine bölersek cevabımız 1 bölü 4 çıkar. E seçeneği. Kıymetli arkadaşlar, üniversite sınavında çıkan, çıkması muhtemel bir soruyla karşı karşıyayız. Bundan önceki 3 sorumuz antrenman sorusuydu. Sadece formüller aklımızda kalma sorusuydu. Bu artık üniversite sınavında çok rahat bir şekilde çıkacak bir soru. Şimdi doğru akım kaynağına bağlanan bir sığacın sığası C, biriken yük miktarı Q, depolan enerji E üzerindeki gerilim V oluyor. Başka bir değişiklik yapılmadan yalnız sığacın levhalar arasındaki yalıtkan madde çıkarılarak yerine daha yalıtkan yani dielektrik katsayısı daha büyük bir madde konulduğunu ifade ediyor. Hangileri artar? Şimdi burada doğru akım kaynağına bağlı olup olmaması çok önemli. Ben bu soruda size biraz sonra çözeceğim sorularla da ilgili bilgiler vereceğim. Çünkü aradaki fark çok iyi bilinmesi gerekiyor. Üzerinde birazcık fazla duracağız bu sorunun. Şimdi ben bunu üretece bağlamışım. Üreteçte duruyor. Üreteçte durduğu zaman işte buralar artı ile yüklendi. Buralar eksi ile yüklendi. Ben bunu yükledim. Yükledikten sonra ne yapıyorum? Önce değerlerini bir yazalım. Burası C. Yükü Q. Voltajı V. Elektriksel enerjisi de bunun E. Bunlarla ilgili bildiğimiz formülleri de ben şuraya hemen yazayım. Q eşittir VC. Bunu bilmemiz gerekiyor bu soru için. Peki C dediğimiz şey neydi? E çarpı A bölü D. Bu da bilmemiz gereken bağıntılardan bir tanesi. Bir de enerjimiz var. Enerjiyi birkaç şekilde yazabiliyorduk. Ben 1 bölü 2 C ve kare olarak yazacağım. Bu bağlantıları da bilmemiz gerekiyor. Peki bu sorudaki kişi ne yapıyor? Bunun içerisine dielektrik kat sayısı daha büyük olan yani E'si fazla olan bir madde ilave ediyor. Burası otomatik olarak C yani sıası artar. Şuradaki E sıfır arttığı için A sabit, D sabit. Dolayısıyla C artar. Kıymetli arkadaşlar, kritik nokta geliyor şimdi. Bazı soru tiplerinde üretece bağlı ya şu anda. Üretece bağlıyken araya bir şey sokar. Bazı soru tiplerinde de bu cismi yükler. Sonra üretici ayırır. Kondansatör tek başına durur. Tek başına duran kondansatörde araya bir şey sokar. Bu iki tip çok farklıdır ve üniversite sınavında en çok sorulan noktalar. Buralardır. Bu üretece bağlı duruyorsa ki bu soruda şu anda üretece bağlı olarak duruyor. Bunun voltajı sabittir. Çünkü elektriğin en önemli kuralı nedir? Paralel bağlılarda voltajlar eşit. Dolayısıyla bu kondansatörün voltajı V'dir. Üretece bağlı durduğu için üretecin potansiyel farkı neyse kondansatörün potansiyel farkı da odur, değişmez. Peki ya hocam siz biraz önce bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki üreteçten ayırıp araya bir şey sorsaydık. O zaman yük sabit olurdu arkadaşlar. Çünkü o yükün gideceği bir yer yok. Dışarıdan gelecek herhangi bir şey de yok. Özetliyorum. Üretece bağlı halde duruyorsa voltaj sabit. Üreteçten ayırdıysam üreteçten ayırıp araya madde koydum. Ya da bunları birbirinden uzaklaştırabilirdim ya da yaklaştırabilirdim fark etmez. O durumların hepsinde üreteçten ayırdıysam Yük sabit. Biraz sonra öyle soru çözeceğiz. Devam ediyorum. Voltaj sabit. Peki şu formüle bakıyorum. C artarsa voltaj sabitse Q artar. Devam ediyorum. Enerji birbiriki C ve kare değil miydi? Voltaj sabit, C artarsa enerji artar. Peki neyi soruyor bize? Bu değerlerden hangileri artar? Voltaj değişmez. C, Q ve E artar. Dolayısıyla cevabımız. C seçeneği. Yeni bir sorumuz. Oldukça kolay bir soru. Sadece formülle ilgili durumları soruyor bize. Diyalektirik kat sayısı E imiş. Hangileri yapılırsa sığacın sığası artar. Arkadaşlar sığanın formülü E diyelektrik sayısı çarpı alan bölü de D'yi azaltmak. D'yi azaltırsam sığa ters orantılı olduğu için sığası artar. Bu ifade olacak. E'yi artırsam E ile C doğru orantılı olduğu için artar. Ama A'yı azaltırsam levha alanını A ile C doğru orantılı olduğu için sığa azalmış olur. Cevabımız 1 ve 2. Sığası C olan levha şekildeki gibi bir üretece bağlanarak yüklenmiştir. Tamam. Buna göre sığacın niceliklerinden hangisinin değişmesinden etkilenmez. Sığacın sığası. Arkadaşlar bu çok önemli bir tip tiplerden bir tanesi. Sıa, sıa sadece kendi özelliklerine bağlı. Dışarıdan gelen herhangi bir şeye bağlı değil. Hocam sıa neye bağlıdır? Arkadaşlar sıa levhanın alanına bağlıdır. Sıa aradaki mesafeye bağlıdır. Sıa iki levha arasındaki maddenin diyelektrik katsayısına bağlıdır. Yani kendi özelliğine bağlıdır. Sıanın voltajla hiçbir alakası yok. Alana bağlı hatta alanla doğru orantılı ekstra bilgi. Aralarındaki uzaklığa bağlı aralarındaki uzaklıkla ters orantılı etkiler ama potansiyel fark etkiler etkilemez. Cevabımız 1 ve 2 A seçeneği. Yepyeni bir soru. Eşit alanlı iletken levhalarda yapılan KLMNP sığaçlarının levhalar arasındaki uzaklık ve levhalar arasındaki maddenin elektrik katsayıları değerleri tablodaki gibidir. Buna göre sığaçlar ayrı ayrı bir aynı üretece bağlanıp aynı üretece bağlanıyor dikkat edin. Yüklendirdi e, yüklendiğinde hangi sığacın deporadığı yük en azdır? Arkadaşlar Q eşittir V çarpı C değil mi? Evet. Bize yükü soruyor. Aynı voltaja bağlamış. O zaman ben bunların sığalarına bakacağım. Sığası ne kadar büyükse o kadar çok yük toplayacak. Ne kadar küçükse o kadar az yük toplayacak. Peki sığamızın formülü neydi? E çarpı A bölü D. Peki bakalım arkadaşlar. Eşit alan. Yani hepsinin A'sı eşit. O zaman şunun için yazıyorum, Sığaç değerini yazıyorum, sığa değerini yazıyorum arkadaşlar. 2e a'lar aynı bölü d. Bunun ikini yazıyorum, e a'lar aynı bölü 3d. Şunu yazıyorum, şöyle yazalım. 2e a'lar aynı hepsi için bölü 2d. Şunu yazıyorum, 4e a'lar aynı bölü 4d. Bir de bunu yazalım, 3e a'lar aynı bölü 2 de. Buradaki değerin en küçük olanını istiyor. Harflere bakmayalım. Sadece sayılara bakalım. Şu 2 ile orantılı. Şu 1 bölü 3 ile orantılı. Şu 3'ü unutmayın. 2'ler sadeleşir bu 1 ile orantılı. 4'ler sadeleşir 1 ile orantılı. 3 bölü 2'den bu da 1,5 ile orantılı. O zaman cevabımız en küçük olan L'dir. B seçeneği. Arkadaşlar klasik bir soruyla daha karşı karşıyayız. Bakalım bize sığ soruyor. C1'den başlayalım. C1'in ifadesini şuraya yazalım. E'si 2E0'mış. Değeri A bölü de bakın burası A burası D hemen C2 yazalım altına burası E0 e, levhalar aralığı 2A. Şuradaki 2A bölü D bölü 2. Peki C3'ü yazalım. E0 3 tane E0. Burası A bölü. Aradaki mesafe 2D. Harflere bakmayın. Hepsinin aynı. Neyle orantılı olduğuna bakalım. Burada sadece 2 var. 2 ile orantılı. Burada 2 bölü 1 bölü 2 işlemi size bırakıyorum. Bu 4 ile orantılıdır. Alttaki yukarıya doğru çıkacak. Ters çevirip çarpınca. Bu da 3 bölü 2 ile orantılı. Burada en büyük C2 yani 4. Sonra C1. Sonra C3. Cevabımız D seçeneği. Yepyeni bir sorumuz. Levhalar arasında yalıtkan maddelerin kullanıldığı X ve Y levha sığaçları şekildeki devreler kurulmuştur. Sığaçların depoladığı yük miktarları birbirlerine eşitmiş. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bilmemiz gereken formül hangisi? Birincisi Q eşittir. V çarpı C'yi bulacağım. Burada Q'lar aynıymış. Onu veriyor bize. Ve bunların C'lerini bilmem lazım. C'yi veren formülümüzdeydi. Onu hatırlarım. E çarpı A bölü D. Şimdi birincisine bakalım. Birincisinin sığasına bakalım. E çarpı aynı yalıtkan madde kullanılmış. İkisi de E olacak. Birincisi için yazıyorum. X için yazıyorum. E çarpı 2A bölü D. İkincisi için yazıyorum. E çarpı A bölü 3 D. Arkadaşlar bunların oranı önemli. Yani üstteki 2 ise alttaki 1 bölü 3. 2 1 bölü 3'ün kaç katıdır? Matematiğini size bırakıyorum arkadaşlar. 6 katıdır. Yani bu ne demek? Rengini değiştirerek yazalım. Bunun sığası C ise bunun sırası 6 cymiş Bunu şöyle de formül yazmadan da düşünebilirsin. X için bakıyorum önce. Y'ye göre kıyaslıyorum ama X'i kıyaslayacağım. X'in Y'ye göre uzaklığı 3'te 1 daha küçük değil mi? Yani o Y'ninki 3D iken X'inki D değil mi? 3'te 1. O zaman 3 katı oradan artacak. Küçük olan daha büyüktü. Mesafesi. Peki alanlarına baktığımız zaman X'in alanı, Y'nin alanı 2 katı. 2 katı tane oradan artacak. Bir 3 kat, bir 2 kat daha artınca 6 kart olacak. Yani Y'ninki C iken X'inki 6 C. Şimdi Q eşittir V çarpı C ifadelerini biliyorum. Bakın yük miktarları birbirine eşitmiş, yani Q'lar eşitmiş, dolayısıyla V çarpı C'leri birbirlerine eşit. Birincisi için yazıyorum V1 çarpı 6C, ikincisi için yazıyorum V2 çarpı C. Bu ifadeler birbirine eşit. C'ler giderse V1 bölü V2 buradan 1 bölü 6 çıkar. Yeni bir sorumuz. Levhalar arasında boşluk bulunan C sıralı levha sırat çekildik gibi üretece alınarak U kadar enerji depolanmıştır. Buna U kadar enerji depolamışız. Bu depoladığımız enerjimizin formülü 1 bölü 2 C çarpı V kareli unutmayalım. Buna göre levhanın arasında yalıtkan bir madde konulursa yalıtkan madde konulursa C eşittir E A bölü D. Şu yalıtkanlık katsayısı arkadaşlar ne kadar yalıtkan madde koyarsak E o kadar büyük oluyor. Buradaki E artıyor. Dolayısıyla C'si artıyor. Bunu unutmayalım. Sığası C. C artar. 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 Şu iki ifade yanlış. Peki enerjiye baktığımız zaman 1 bölü 2 C çarpı V kare değil mi? Bunun C'si artıyor. Şu ifade artıyor. Peki bunun voltajı üretece bağlı olarak duruyor mu? Duruyor. Her durumda. Üretecin voltajı neyse paralel bağlı olduğu için sığanın voltajı da aynıdır. Dolayısıyla buradaki voltaj sabit. Bunun karşıtı enerji olduğu için enerjisi de artar. Cevabımız B seçeneği. Kıymetli arkadaşlar. Yepyeni bir soruyla karşı karşıyayız. 3-4 soru önce söylemiştim bazı bilgileri. O bilgileri burada kullanacağız. Şimdi ne yapmış? Sığası C olan levha şekil 1'deki gibi üretece bağlanıp yükleniyor ve sonra çıkartılıyor. Yüklemişim, çıkartmışım. Ben bundan konuşacağım. Bu artık yüklü. Ne yapıyor? Şekildeki gibi levhanın arasındaki d uzaklığı artırıldığında. Şimdi bunun sığası ne oluyor bakalım? C eşittir e, A bölü D. Şu D uzaklığını artırıyor. D uzaklığını artırsa sığası azalır. C 2 nokta üst üste azalır ters oranda. Kritik nokta burada işte şu. Üreteçten ayrı bir şekilde D'yi artırıyor veya D'yi azaltabilirdi. Ya da başka bir soruda sadece bu soruyu çözmüyorum arkadaşlar. Değerli bilgiler aktarıyorum. İçerisine bir madde de sokabilirdi. Şimdi bu üreteçten ayrı bir şekilde duruyorsa yani bağlandı, yüklendi, ayrıldı. Ayrı olduktan sonra bu değişiklikler yapılıyorsa D'yi uzatmak gibi filan. O zaman daima ve daima yük sabit. Hocam neden yük sabittir? Arkadaşlar bu böyle duruyor. Dışarıdan yük mü geliyor? Ya da burada yük dışarıya mı gidiyor? Böyle duruyor. Eğer bu işlemleri yani D'yi uzaklaştırma ya da yakınlaştırma, levhaların alanlarını büyütme, içeriye madde sokma çıkarma, üretece bağlıyken yapılsaydı o zaman voltaj sabit. Böyle yapılmıyor. Ayırmış yüklemiş öyle yapıyor. O zaman yük sabit. Yük sabit, yük sabit. Ayrıca duruyor. Çünkü dışarıdan yük gelmiyor. Oradan dışarıya yük gitmiyor. Yük sabit. O zaman devam edelim. Şurada formülleri yazıp sonuçları da sağ tarafa yazalım. Q eşittir V çarpı C dediğimde eğer yük sabitse burası sabit. C'nin azaldığını söyledik şurada biraz önce. O zaman voltaj ne yapacak? Artacak. Peki enerjisine bakalım. Enerjisi neydi? 1 bölü 2 C çarpı V kareydi. Şimdi Şimdi burada C azalıyor, V artıyor. Bununla uğraşmayalım. İkinci ifadesi de QV bölü 2 idi. Bu daha güzel. Buradaki Q nedir? Sabittir. Voltaj ne oldu? Voltaj biraz önce söyledim arttı. O zaman enerjisi de bunun ne yapacak? Artacak. Peki bir konuşalım. Bakalım bunların içerisinden hangilerini sormuş çıkları bakalım. Sığacın yük miktarı değişmez. Bu ifade doğru. Elektrik alanı biraz sonra yapalım. LH'lar arasındaki potansiyel fark artar. Artar demişiz. Bu ifade doğru. Bu da doğruydu. Sığacın depoladığı elektriksel potansiyel enerji azalır diyor, halbuki elektriksel potansiyel enerji artar. Bu ifade yanlış. Yanlışı soruyor. Cevabımız bu. Sığaç azalır diyor, azalır demiştik. Bu ifadede doğru. Arkadaşlar, bu tarz sistemlerde ayırdığımız zaman elektrik alan hiçbir zaman değişmez. Çünkü bunun içerisindeki yük miktarı sabit. Dolayısıyla aslında B seçeneğimizde doğru. Cevabımız D seçeneği. Kıymetli arkadaşlar, bugün sığaç konusunu beraberce işleyip fiziksel düşünce gücümüzü artırdık. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sağlıcakla kalın.